Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber Pohabos yetkret bilgilendirme, nerede nasıl kullanılır, hangi ekipman özellikleri pet vermemiz gerekir, bunlardan bahsedeceğiz. Hello people, welcome to my YouTube channel. I'm here the no video. I'm speaking with the Pohabos Talent Awards and Insignia Information. Arkadaşlar videomuzun başında olduğu gibi şimdi Pohabos yetkret bilgilendirmesine geçebiliriz. Şöyle bir mantık oluştu. Pohabos savunmada rakip eroları yatırdığı için rakip oyuncular, mesela Lonca Savaşı'nda örnek veriyorum. Bir adama daldınız ve Pohabos'u var. Adama daldınız, Pohabos'u yatıramıyorsunuz arkadaşlar ve sizde şöyle bir algı oluşuyor kişilerde genel olarak. Ben bunu kendim gördüm. Pohabos mükemmel bir hero ve yatmayan bir hero. Arkadaşlar bu tamamıyla yanlış. Pohabos Lonca Savaşı'nda kullanabileceğiniz savunma herolarının saldırılarındandır. Buna çok dikkat edelim. Eğer bunu siz farklı kombinasyonda kullanırsanız hızlı bir şekilde yatması mümkündür arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Burada iki tane yet kredi kombinasyonumuz mevcut. Birisi kutsal alışık, birisi hayatta kalma. Ben deneme amacıyla hayatta kalmayı kullandım. Ama savunmada, yani birine saldırırken çok fazla işe yaradığını görmedik arkadaşlar. Bu yüzden hayatta kalma kullanmanıza gerek yok. İkinci yetiye kötüce zırh takabilirsiniz. Kutsal ışık ve kötücü zırh gayet güzel bir şekilde işleve sahip olacaktır. Nişana geldiğimiz zaman savunmada arkadaşlar, Lonca Savaşı'nda eğer kullanıyorsanız kötücü zırha saf güç olabilir. Eğer birine saldıracaksanız arkadaşlar, kötücü zırha saf güç yerine kötücü zırha kutsal ışık nişanını savunmaya takmanız, nişana takmanız yeterli olacaktır. Eğer bunu kutsal ışığınız yoksa arkadaşlar, azim sürüşü de kullanabilirsiniz. Bu da gayet güzel bir şekilde işlevsel olarak kullanabileceğiniz yetkret kombinasyonlarından bir tanesidir. Ve şunu söylemek istiyorum. Burada kutsal ışık kullandık. Saf güç verdik. Tabii ki de bu Lonca Savaşı'nın savunma kısmında. Ekipman özelliklerimizin efsun kısmını arkadaşlar, kutsal mahkumiyet efsununu takmanız yeterli olacaktır. Buna ek olarak ne kullanabilirim? Eğer bu hobosunuz yatmıyorsa arkadaşlar, her videomda dediğim gibi zafer hamlesi, enerji kökü, hiper güç, bunları kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde işlevsel olarak kullanabileceğiniz efsunlardan bir tanesidir. Ekipman özelliklerine geldiğim zaman bu videomuz biraz hızlı gelişti. Öyle söyleyeyim. Ekipman özelliğine geldiğiniz zaman Lonca Savaşı'nda rakip oyuncuları hızlı bir şekilde yatırmak istiyorum. Hızlı bir şekilde de adamları yatırıp Lonca Savaşı'nda çok fazla kişi patlatmak istiyorum diyorsanız Pohabos'u mutlaka kullanmanız gerekiyor. Buna ek olarak arkadaşlar, Hero'ların ekipman özellikleri dizimi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi vuruş oranı kasılı bir şekilde olacaktır. Eğer siz Hero'nuzu hızlı bir şekilde atıyor, ben bunu yatırmasını engelleyeyim, savunma dizim diyorsanız, yani vuruş oranı yerine savunma kasıp CP kaçınma veya saldırı veriyorsanız arkadaşlar, bu tamamıyla yanlıştır. Harcamış olduğunuz sümer mücevherler, atıyorum for example, 20K ile 40K 50K arasında hepsi boşunadır, çöptür arkadaşlar. Tamamıyla Pohabos'a CP veya kaçınma kasmak yanlış olur. Mutant petler de aynı şekildedir. Bu Pohabos'a kasabileceğiniz en iyi ekipman özellikleri de bu şekildedir arkadaşlar. Peki Efsun'a geldiğim zaman, Efsun demişim, mutant pet veya normal petlere geldiğim zaman ne takmamız gerekiyor? Hemen buna geçelim arkadaşlar. Öncelikle petler kısmına giriyoruz ve buradaki açıklamalarını güzel bir şekilde okumamız gerekiyor. Şu anda pet merkezini arıyorum. Nereye koymuş pet merkezini? Bakıyoruz. Bulamadık lan. Bazen böyle gözden kaçabiliyor arkadaşlar. Şöyle aynen şurada. Yanında olmasına rağmen gözümüzden kaçıyor bu şekilde. Şimdi petlere girdiğimiz zaman arkadaşlar, eski petleri vermenize gerek yok. Yeni petlerden de mutant petlerden tamamıyla Hero'nuzun yatıp yatmamasına göre değişiyor arkadaşlar bu kısım. Hero'nuz hızlı bir şekilde kullanabiliyorsanız, Hero'nuz Lonca Savaşı'nda rakip Hero'lar Pohabos'u yatıramıyorsa full vuruş oranı kasılı bir tane mutant pet dizebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi vuruş oranlı kasılı mutant petlerimiz mevcut. Mesela burada rune ustasına vermişiz. Rune ustası detaylı anlatım da olacaktır. Bunun altını çizelim arkadaşlar. Rune ustası için detaylı bir anlatımımız da olacaktır. Burada verebileceğimiz mutant petlerden vuruş oranı kasılı şu anda buzulcukta ve savaş maymununda mevcut. Şimdi bunu kullanıyoruz. Mesela burada Pohabos'umuzu yerleştirdik. Nişiyeti nişan kombinasyonunu anlattık sizlere.
Kutsal işaret saf güç olacak arkadaşlar. Burada maymunu taktınız buradan. Saf güç bu şekilde. Ekipman özelliklerimizi kutsal mahkumiyet. Özellikler kısmında da full vuruş oranı olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Ve şöyle bir yanlış algı var. Bunun da altını çizmek istiyorum sizlere. Videonun başında da söylediğim gibi bazı arkadaşlar geliyorlar burada mesela. Gidiyor mesela burada arkadaşlarımıza kim ekti? Puhabos'u burada birine saldırırken kullanıyor. Ki bu yanlışı ben size açık bir şekilde göstereceğim şimdi. Arkadaşlar Puhabos kesinlikle ve kesinlikle birine saldırmak için kullanılmaz. Aksi takdirde savunmada birinin ona saldırması için kullanılır. Mesela buradan attığınızda Puhabos hızlı bir şekilde yatması kaçınılmazdır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde atacak. Mesela burada hesapta saf güç dizili olmadığı için Puhabos'u biraz daha yırttık. Yatması açısından. Şimdi saf güç kası birine girelim. Mesela burada kimler de mevcut. Veya burada biz sıralamadan birine girelim. Şimdi şöyle saf güç kasında ek olarak mesela burada sıralamadan birine girelim. Ve teşkilatıma sonuncusundan biri olsun. 40'lara gidelim. Burada bizim birimizden olması gerekiyor. Aynen mesela burada sıra kapalı ama ben kendi hesabıma mesela burada deneme yapayım. Şimdi şu şekilde anlatıyorum olayı sizlere. Daha demin canlı yayın yaptığım için saf güçleri kaldırdım. Yani hesaptan da saf güçleri kaldırdım. O yüzden aradık. Şimdi Puhabos'u birine saldırmak çok yanlış olacaktır. Hızlı yatmasına sebep olur diye altını net bir şekilde çizdim arkadaşlar. Birine saldırdığınızda Puhabos kullanıyorsanız ve tüm herolarda saf güç dizili ise şu anda herolarımızda saf güç yok. Bu yüzden yatmıyor. Heronuz hızlı bir şekilde atacaktır arkadaşlar. Bunu siz kendi gözlerinizle zaten göreceksiniz. Bunu benim anlatmama gerek yok. Ek olarak şimdi ben bu video buraya kadar izleyen arkadaşlar için şöyle bir şey söyleyeceğim. Puhabos'u bu şekilde kullandınız ve nasıl bir şekilde Puhabos'u desteklerim gibisinden akıllarda bir soru var. Arkadaşlar bu noktaya dikkat edelim. Puhabos'u desteklemenizin tek çaresi Ugaoga'dır. Ugaoga'yı destekli bir şekilde kullandığınız zaman Puhabos'unuz yatmayacaktır arkadaşlar. Yani Ugaoga'nızın da güçlü ekipman özelliklerinin kaslı mükemmel bir şekilde dizili olması gerekiyor. Puhabos'umuz bu şekilde. Şimdi Puhabos'a saldırma esnasında nasıl bir hero bunu göreceğiz. Anlatımlarımızı buraya kadar izleyen arkadaşlar için Tuna Argan YouTube kanalına abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan selamünaleyküm. Puhabos'umuzu denemek için farklı bir hesabımıza geçiş yaptık. Şimdi Puhabos'u deneme amacıyla giriyoruz arkadaşlar. Saldırmış olduğumuz yetkiletler tamamıyla Lonca Savaşı'na ait yetkilet kombinasyonlarıdır. Puhabos'a dizmiş olduğumuz yetkilet kombinasyonunu açık bir şekilde sizlere gösterdik. Şimdi savunmada ne kadar çok iş yapıyor bunun altını çizerek sizlere gösteriyoruz. Mesela buradan Güvercin Efendisi'ni salladık arkadaşlar. Tek tek sallayacağım ben. Puhabos Lonca Savaşları'nda bu şekilde savunma kombinasyonlarında çok işinize yarayacak herolardan bir tanesidir. Yetkilet kombinasyonu açısından bu şekilde dizmeniz sizler için Lonca Savaşı'nda rakip oyuncuları yatırmanıza yarayacaktır arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim. Hesabınız full kaçınma atıyorum mesela. Burada tek tek ben dizdiğim için hesabı. Mesela burada Puhabos ek olarak Fırtına Tilki'nin, Silahşörün, Zefrika'nın saf güçlü, Lunustas'ın saf güçlü ve vuruş oranlı kasılı bir şekilde olması gerekiyor. Dizmiş olduğumuz Puhabos'un yatmadığını sizlere göstermek amacıyla bu şekilde bir saldırı tarzı kurmayı özen gösterdim arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Puhabos hatta hasar bile götürüyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Zefrika ve Güvercin'le bayağı yüksek derecelerde hasar gidiyor. Ve bu da rune ustasını ayarladığımız zaman ne kadar aktif bir şekilde Puhabos'u kullanmış olduğunuzun altını sizlere göstermek istiyorum. Tekrardan saldıracağım. Tekrardan saldırıp göstermek isteyeceğim şimdi arkadaşlar sizlere. Şimdi şöyle Puhabos'a tekrardan Puhabos'a saldırı anlamında dalıyoruz. Tüm eroları sallayacağım bu sefer. Bakalım yatacak mı yoksa yatmayacak mı? Arkadaşlar dizmiş olduğumuz yetkilet kombinasyonunda kötü cızır saf güç var. Kutsal ışık saf güç kombinasyonunda oluyor. Yatıp yatmamasına göre tamamıyla siz kendiniz bu durumu özverili bir şekilde kullanabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 4 tane hero salladım ve hepsinin canı stabil olarak azalıyor. Rambard'ı koydum. Can azalmalarında biraz düşüş olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi Puhobos yatmıyor arkadaşlar. Yetkilet kombinasyonunda ayarlarken bu şekilde ayarlamanız sizin için faydası olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde ayarlamaya dikkat edelim. Özen gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi eğer diğer erolarda ayarlı olsaydı silahşör koyacaksınız Güvercin Efendisi'nin yerine. Fırtına Tiki saf güç olacak. Yetkilet kombinasyonu ayarlı olacak. Lavanican yerine Kozmo olacak gene. Saf güçlü bir şekilde olacak arkadaşlar. Buraya kadar dinlediğiniz için, izlediğiniz için
Teşekkür ederim. Tunan Ergan'ın YouTube kanalına abone olarak, yorum yaparak, beğenerek bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sevgi ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Cümleten selamlar hüküm diyorum. Oh, it's just a shame.